İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Kitap Fuarı'ndan merhaba. 40. yılını kutluyoruz fuarın ama bugün asıl önemlisi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Yine Kırmızı Stüdyo'dayız, yine İBB Yayınları standındayız ve dolmuşlardan konuşacağız. İstanbul'un dolmuşlarından, içinden dolmuş geçen İstanbul hakkında konuşacağız. Yanımızda İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir ve kitabın yazarlarından Başar Başarır var. Önce Cengiz seninle başlayalım. Bu fikir nasıl doğdu, nasıl gelişti? Biraz bize içinden dolmuş geçen İstanbul fikrini anlatsana. Tabii. Ben de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak isterim. Bugün özel bir gün. Özel bir günde güzel bir söyleşi yapıyoruz dostlarla birlikte. Yanımda Başar Başarır var. Benim eski dostum ve eski müdürüm. Bunu hep gururla söylerim. Hoşuma da gider. Şimdi içinden dolmuş geçen İstanbul. Bizim tabii kitaplarımız... Yayın kurulumuz var ve orada hep bunları konuşuruz. Bir dolmuş kitabı yapmak istiyorduk bayağı bir süredir ve sonrasında işte bu kitap ortaya çıktı ama kitaplarımız tabii bizim kolektif çoğunlukla, çoklu yazarlı kitaplar. Kitap ortaya çıktıktan sonra biz kendi içimizde hani kitabın ismi ne olsun derken kitabın yazarlarından Başar Başarır'a dedim ki ben yani ne olsun bu kitabın ismi çünkü biz tam şeyi böyle içimize sinen bir isim çıkmadı. O da dedi ki sağ olsun içinden dolmuş geçen İstanbul olsun dedi. Ve hakikaten çok güzel bir isimdi ve bu ismi koyduk. Hatta bu isme çok beğeni de geldi. Dolayısıyla onu da söylemek isterim. Alican Sekmeç kitabı hazırladı. Koordinatörü o ve edebiyat dünyasından, sinema dünyasından, müzik dünyasından dostlar katkıda bulundu. ve ortaya bu kitap çıktı. Bize tabii kitabın mizampajı, kurgusu, buraları işledik ve kitap böylece ortaya çıkmış oldu. Kültür hayatımızdaki yeri dolmuşun çok ağırlıklı olarak var. Bir yandan tarihçesi var ama bir yandan da işte filmlerdeki dolmuşçular, arabesk müzik, minibüsçüler falan bu yanıyla da çok renkli bir kitap değil mi? Mutlaka. Ben şimdi yani İstanbul'da çocukluğum geçti. O dolmuşları şeyine çok binerdik ve ben arkada oturmayı çok severdim. O küçük camdan dışarı bakmayı çok severdim. İşte o zamanlar o Chevrolet'ler, Plymouth'lar filan, o Aksaray, Taksim filan şey yapardı ve babamla gezerdik. Yani dolayısıyla onun şeyi sadece nostaljisi değil. Yani o bir kültürdü. Bizim dolmuş edebiyatımıza, sinemamıza, her şeyimize yansımıştır. Gerçi sonrasında evrilmiştir bu iş ama işte kitap biraz onu anlatıyor. Ama demek ki benim anlattığım hikayeden çok daha güzel bir hikayesi olan bir dostum var. O da Başar Başarır. Finali evet, de o yazdı. Kitabın son yazısı ve biraz öznel bir yazı aslında. Evet. Öznel olarak başlayan bir yazı. Neden öznel? Çünkü bir koca oğlan hikayesi var hayatında senin. Biraz anlatsana onu. Şimdi şöyle, benim babam rahmetli Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu bir ilkokul öğretmeniydi. Fakat ilkokullar o zamanlar yarım gündü ve peder sonradan fark ettim ki okuldan çıkıp gömleğini değiştirip sırtına hırkasını alıp dolmuşçuluğa gidiyor. Ve Aksaray'daki merkez duraktan Laleli üzerinden Sultanahmet dönüp aşağı iniyor Eminönü. Oradan Unkapanı üzerinden bir ring seferi yapıyor akşama kadar. Ekmek parası kazanıyor. Yani babam yarı öğretmen, yarı dolmuşçuluk yapıyordu. Ve düşünürseniz ben 70 doğumluyum. Bizim koca olan dediğimiz Plymouth 51 modeldi. Hı hı. 75'e kadar yani toplam ben 5 yaşına kadar, Plymouth'un da 24 yaşına kadar biz koca olanla birlikte yaşadık. Hayatımız koca olanın karbüratörü akıtıyor mu, yok efendim hararet yaptı mı, yok jiklesi koptu mu? Bir koca olan ailenin beşinci bir ferdiydi ve pencereden geceleri dışarı bakar, onun yerinde olduğundan emin olmaya çalışırdım. Benim için çok önemliydi koca olan. Babam bizim arabanın buruk çamurlu yaptırması da çok zordu. Neyse, benim hayatımda önemli bir yer tuttu koca olan hikayesi. Ben de hatta rüyalarımda koca olana binip işte Detroit'e gittim. Detroit'te koca olanın üretildiği fabrikada bakın ona ne kadar iyi baktık diye gösterdim falan. Kendimize göre küçük hikayelerimiz var, evet. Evet. Senin şahsi hikayen ve babanın şahsi hikayesi var ama aynı zamanda ben senin yazını okurken dolmuşçulukla ve o günlerle ilgili hiç adını duymadığım kelimeler de duydum. Mesela strempeli ya da üstüpü, hararet müşürü, gömlek çakmak.
Moparcı ustalar. Yani bilmiyorum başka duyan var mı ama ben duymamıştım bunları. Gömlek çakmak dedin, hemen bir şey söyleyeyim. Bulutsuzluk Özdemir'in Güney'e giderken şarkısında bir Akçora gömleği vardır. Sarıldım Akçora gömleğine. O da dipnot var zaten. Evet, oradaki Akçora gömleği motorların, pistonların içine çakılan kaplamaya verilen isimdir. Dolayısıyla Akçora bir erkek gömleği markası değil, motor iç aksamına çakılan bir kaplamanın markasıdır. Burada kitapta biraz söz ettik ama evet, ben arabanın içinde büyüdüğüm için arabanın bütün laflarını biliyorum. Babam o üstüpü denen şeyi elinden bırakmazdı. Üzerine sürekli gaz döküp arabayı Temmuz sıcağında parlatacağım diye böyle durmadan silerdi falan. Tabii bu eski Amerikan arabalarından söylüyoruz. Yani ömürleri işte 30'lu yıllardan başlayıp 80'lere kadar uzanmış. İstanbul'un sokaklarında çok uzun süre dayanmış. Toplu taşımanın bir parçası olmuş. Tuhaf bir parçası olmuş ama yaşamış bir kültürden bahsediyoruz. Biraz dolmuşçuluk da bize özgü değil mi dolmuşçuluk? Şöyle, 1930'ların başında dünyayı saran büyük buhran, ekonomik buhran taksi sektörünü de vuruyor ve taksiciler İstanbul'da az sayıda olmalarına rağmen onlara para verecek kadar müşteri bulamadıkları için işler sıkışmaya başlayınca böyle bir icat yapıyorlar. 4-5 kişiyi sabit bir ücret karşılığında aynı anda taşıma fikri. Fakat bu başlangıçta bir dirençle karşılaşıyor ve belediye bunlara ceza kesiyor. Bilmem ne yönetmeliğinin bilmem ne maddesine göre taksicilerin dolmuşçuluk yapmasını engellemeye çalışıyor. Fakat halkın, hatta 1936'da sonbaharında Akşam Gazetesi'nde Orhan Selim adıyla, takma adıyla köşe yazan Nazım Hikmet'in bile bu konuda bir yazısı var. Aman efendim, halkın yararına olan bir şeyi niye engel oluyorsunuz diye. Sonra bu kurumsallaşıyor ve dolmuş esas itibariyle şehrin içinden şehrin içine, yani merkezi semtleri birbirine bağlayan tarifeli seferlere dönüşüyor. Bu 60'ların sonunda, 70'lerin sonunda başka bir şeye dönüşüyor. O da minibüsçüler. Minibüsler geliyor. Minibüs hikayesi de bu şehrin uzak bölümlerinde, örneğin Zeytinburnu'nda, Taşlı Tarla'da falan kurulan, Avcılar'da kurulan gecekondu semtlerine, tabii yol da yok doğru düzgün, herhangi bir hizmet de yok. Orada o semtte oturanlardan bir tanesi bir dileğine güvenip bir borca giriyor ve senet karşılığı dolmuşunu alıyor ve o minibüsle şehrin merkezine mahallede oturanları taşımaya başlıyor. Bu haliyle dolmuş minibüs bizim dolmuş dediğimiz eski Amerikan arabası servisinden çok başka bir şey. O yürüyen bir köy aslında, müziğiyle, daha uzak semtlere şatafatıyla, müşterisiyle bambaşka bir şey. Ama ikisi de dolmuş sonunda. Bugün geldiğimiz noktada isterseniz bir de bunu bugün konuşalım çünkü bu çok önemli. Evet. Bugün geldiğimiz noktada o ilk dolmuş kalmadı artık. Yani o zaten bildiğimiz o eski arabaları falan zaten. Onların hepsi zaten trafikten kalktı. Düzenli olarak sefer yapan şehrin içinden şehrin içine dolmuşlar da bitti. Yerine bir miktar minibüs dolmuşlar var. Ama onlar da toplu taşımanın etkinleşmesiyle beraber gitgide devre dışı kalıyor. Ve bizim bildiğimiz anlamda, yani ikame eden, devletin veya belediyenin vermesi gereken hizmeti ikame eden dolmuşluk gitgide ölme aşamasına gelmiş durumda. Hı hı. Maalesef ki yerini başka şeyler alıyor. Yani maalesef diyorum burada çünkü hiç girmek istemediğim bir servis konusu var. O özel teşebbüsün bambaşka bir versiyonu. Evet, ama bir yandan da belki İBB yayınları koordinatörü olduğu için Cengiz'e dönerek aslında belediyenin daha çok taşıtlara sahip olması, metronun gelişiyle falan biraz da toplu taşımanın kolaylaştığını da söyleyebiliriz bu yandan. Biz nostaljik bakıyoruz olaya ayrı ama değil mi? Bir yandan da böyle bir durum var ortada. Tabii yani teknolojiyle beraber ulaşım çok gelişti ve değişti ama bir başka sorun daha var ki o da aslında o dolmuşların uhdesinde bir şey, taksiler. Evet. Yani taksiler, taksi bulmak büyük dert. Büyük dert. İmkansız. Ve bu konuda mesela İBB'nin bir UKOME özelinde uğraştığı ve çatıştığı bir alana dönüştü o alan ve maalesef bu taksi konusu İstanbul'umuzu pek hoş göstermiyor. Dolayısıyla o soruna ayrıca bir değinmek isterim. Çünkü yani bu dolmuşların bir nevi devamı diyebilirim. Tabii ki metro, ulaşım çok gelişti belki ama yani dolmuş, taksi, minibüs bunlar bir şekilde devam ediyor. Evet, senin baban dolmuşçuluk yapmış ama böyle şoför kimliği Türk sinemasında çok belirgindir. Böyle hafif bıçkındır. Sözünü sakınmaz çoğunlukla, hafif saldırgandır da,
Değil mi? Biraz böyle öyle bir yapısı vardır. Babanda böyle bir değişim olmuş muydu öğretmenlikten şoförlüğe geçişinde? Şimdi orada bir racon var. O racona girmen lazım. O racon duruşundan konuşmana, giyimine ve özellikle de hanımlara davranışına kadar seni belirliyor. Eğer o raconun içine giremezsen zaten şoförler seni aralarına almazlar. Bu bir kere şeyden başlıyor. Yani Osmanlı'dan kalma bir arabacılık kültürü var. Yani şoför denilen şey aslında arabacı. Uzun süre ona arabacı deniyor İstanbul'da. Sonradan şoföre, yani Fransızcasına geçiyorlar. Arabacılar mühim adamlar çünkü fayton sürüyorlar ve genellikle de asil veya mühim insanların arabalarını sürüyorlar. Dolayısıyla bir takım şeylere tanık ve kulak misafir oluyorlar. Arabacılar çok başı bol, yaşaması güzel bir hayat yaşıyor. Şoförlere geldiğimizde ise onlar hiç kimsenin anlamadığı tuhaf bir aleti o İstanbul'un dik yokuşlarında hava koşullarına rağmen indirip kaldırıp insanları A noktasından B noktasına taşıdıkları için mühim bir mevkideler. Yani insanların gözünde bir çeşit evliya gözündeler. Yani karda kışta beni bir yere götürdü, şuraya getirdi. Kurtarıcı gibi. Kurtarıcı gibi. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi popüler kültürde böyle bir ağır abi, iyilikten doğrudan yana olan, işte mahallenin kızını, çocuğunu koruyan falan böyle bir özellikle de sadece alışık özelinde belirlenmiş bir prototipi var şoförün. Oraya da uyumak zorundasınız. Yani benim babam direksiyonun başına oturduğu zaman tahtanın başında elindeki tebeşirli Vedat Başarı'dan başka bir adam olurdu. Ve sonunda da galip gelen korkarım direksiyonun başındaki Vedat Başarı oldu. Bırakmak zorunda kaldığı halde. Evet, maalesef. Bak burada ne güzel yazıyor. Bizim arka kapak yazıları da özeldir kitaplarda. Haydi Nebahat abla, Doç arabana atla. Dümenimiz yolunda, gazla ablacığım gazla. Taksim Şişli Sarıyer durmadan hemen gider. Ablacığım ne olur İstinye'de duruver. Bu da şoför Nebahat. Şoför yani. Nebahat. Evet. Kadın şoför. Film şarkısı bu. Tabii. Evet. Ya kitap çok iyi kitap. Bu arada yani içinde ben de varım diye söylemiyorum. Yanlış anlamasınlar. Benimkini okumasalar da olur ama kitabın kendisi baştan sona büyük, çok güzel bir panorama çiziyor dolmuş konusunda. Başlangıcından itibaren. Demin de söylediğimiz gibi her veçesiyle sadece şehircilik ve toplu taşıma açısından değil edebiyatıyla, popüler kültürüyle. Ama bir şey var. Bu kitabın 86. sayfasında Aziz Nesin'in Kazan Töreni kitabından alınma Dolmuş'un Kapısı diye bir hikayesi var ki bu sadece bir öyküyü okumak için bile bu kitabı edinmeye değer. Sayfayı da biliyorsun yani. Abi 86 diye hatırlıyorum. Siz bir bakın. Bak ben hatırlamıyorum mesela. geride mi kalmış? Bak bakayım. 86'da Orhan Kemal var. Pardon. Evet. İkiz, burada burada Aziz Nesin burada. Tam şurada. Kazan töreni. Evet evet. Evet. Başlangıç evet. Sayfasını söyleyelim. Bu çok önemli bir şey. 81'miş. 81. Şu. Evet. Aziz Nesin'in bu Dolmuş'un Kapısı öyküsünü ya ben herhalde 100 kere falan okumuşum. Her okuduğumda gözünden yaş gelir. Yani düşünün 80 çeşit arabası var. Amerikan arabası var. Her birinin kapısı başka türlü açılıyor. Kimisi iterek, kimisi çekerek, kimi indirerek, kimi kaldırarak ve adam bir türlü dolmuştan inemiyor. Yani bu hikayeyi insan böyle mi anlatır, böyle güzel mi anlatır? Gözünüzden yaş gelecek. Mutlaka yani edebiyatta dolmuşu görmek için o makaleyi ve o özellikle o bölümü, sadece o bölümü okumak için bile bu kitabı elinize almanızı tavsiye ederim sevgili okurlar. Çok güzel dediniz. Edebiyatta da ne kadar büyük bir yeri olduğunu söylediniz. Biraz da arabesk kültürden mi konuşsak acaba? Ne dersiniz? Yani sonuç olarak minibüslerle mi arabesk kültür daha ağır basıyor, dolmuşçulukla birleşiyor sizce? Arabesk müzik aslında sözünü ettiğim. Daha çok minibüsçülere has bir şey mi? Ya burada ben belki şöyle bir şey söylemek isterim. Şimdi biz Başal aynı yaştayız. Ben tabii İstanbul'da benim oturduğum yerde Bahçelievler'de böyle burunlu Renault minibüsler vardı. Balta burun. Balta burun minibüsler vardı. Düz burun böyle. Evet evet. Düz burun ama bir de böyle sivri böyle Renault minibüsler vardı şey. Eski ben orada mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kış filan talaş sererlerdi. Evet. Talaş yani çamur. O koku. Evet. O kokuyu hatırlıyorum. Talaş. Sonrasında evet. Sonrasında da şeyi hatırlıyorum. Birdenbire o müzikleri hatırlıyorum. Yani Orhan Gencebaylar, İbrahim Tatlıses'ler, işte Ferdi Tayfur'lar falan filan. İşte elden ele para uzatılır. İşte en son şey alır. Ama o şoför o müziğin etkisiyle her zaman böyle
başka bir alemdedir. Biz Bahçeliler Bakırköy'e böyle gider gelirdik. Ya yani dolayısıyla yani bu memleketin aslında kaderinde bu var. Yani bu da çok doğal, normal bir şey. Yani bu bizim aynamız, minibüsler de öyle. Yani o kültürü yansıtıyor. Dolayısıyla biraz böyle bakmak lazım. Elbette. Ben sadece bir hani kültürel geçiş olarak size sormak istedim. Ben bu kitaptaki makalelerden birinden öğrendiğim bir şeyi satayım size. Buyurun. Şimdi minibüs deyince başlangıçta bilinen markalar, işte demin Renault'dan bahsetti. Bir de bildiğimiz Ford vardır. Hani şu biraz daha şey çıkıntılı burunlu olan. Fakat sonra bütün bu markaların hepsi mağlup olur. Yerine Magirus gelir. Magirus. Hatta havalı Magirus diye bir halk arasında, daha doğrusu bıçkın ağzında bir laf atma şekli vardır. Yani güzel bir kız geçer, herkes havalı Magirus derler falan. Aslında söz konusu anlatılan şey çok beğenilen bir nesne, bir objeden bahsetmektedir. Ve bu Magirus Deutsch platformu üzerine kurulu, dünyanın başka yerinde olmayan bir minibüstür bu. Türkiye için özel üretilmiştir ve üretimi için de Türkiye'deki, Bursa'daki ustalar, karoser ustaları Almanya'ya gidip biz şöyle bir platform, şöyle bir motor, böyle bir şanzıman istiyoruz diye tarif etmişler. İçinde kaç kişilik koltuk var? İşte 10, 11, bazen 12. Almanlar demiş ki ya delisiniz siz, yani 12 kişilik bir insan taşıyacak olan bu araca böyle bir motor, böyle bir şanzıman çok fazla. Yani lüzumsuz bir tasarım bu. Adamlar demiş siz karışmayın. Çünkü 12 koltuk var ama biz bunun için 30 kişi bindireceğiz. Her şey Türk usulü. Dolmuş Türk usulü olduğu gibi. Evet, yani işte güzel bilgi. Evet, ayakta durması bile zor olan. Yani şimdilerde minibüsler yükseldi. Evet, çok özledim. Şimdi bu adama yani bu dolmuş ismini anlat. Yani işte. Evet, dolmuş bize has bir olgu diyelim. Yavaş yavaş yok olmakta olsa da içinden dolmuş geçen İstanbul'da gerçekten biraz önce anlatılanlar var ama daha da fazlası var. Çok teşekkürler Cengiz, çok teşekkürler Başar. Evet, devam edecek söyleşilerimiz. İçinden dolmuş geçen İstanbul'dan sonra bakalım nerelere gideceğiz. Merhaba, İstanbul Kitap Fuarı'ndaki söyleşilerimiz sürüyor. Beylikdüzü TÜYAP'tayız. 40. yılını kutluyoruz ama asıl bugün biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Kırmızı Stüdyo'da İBB Yayınları standında sevgili çocuk yayıncılığının, Türkiye'deki çocuk yayıncılığının duayenlerinden biriyle Yalvaç Ural'la beraberiz. Ve onunla iki kitabı konuşacağız aslında. Evet. Ama önce Küçük Celaleddin'in Uzun Yolculuğu'ndan başlayalım istiyorum ben. Çünkü burada benim ilgimi çeken de bir şey var. Siz aslında Mevlana'nın anneniz. Annem. Evet, yani kuşaklardan evet. Torunu oluyor. Evet. Ve gerçekten de Gülendam Nine kurgusal bir karakter Hayır. değil ve anneanneniz anladığım evet, kadarıyla. Evet. Peki bu Mevlana geçmişten bir kısaca söz ederek başlayalım mı? Tamam. Şimdi Gülendam Nine'm. Biliyorsun aslında bu soy hikayesi Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in evet. o zaman Konya'da kendi sülalelerinden gelen biriyle değil de Türklerle evlenmesiyle uzayıp giden bir soyluluk bu. Gülendam Nine'nin anne tarafı da baba tarafı da işte Mevlana'nın oldukça yukarılarda daha da yakın torunlarından birisi. Hatta bunların içinde bir tanesi var ki büyük teyze çocukları. O 14. ya da 12. bir post işin olması lazım. Onun sürekli çocukları 4 kız kardeş. Onların sürekli çocukları erkek olarak geldiği için ailenin bu taraftaki bir oğulları olanlara geçememiş. O tarafta erkek oğul bittiği zaman hı hı. bu tarafta geçiyorlar. İşte bu kız tarafından, kadın tarafından olanlar adı başka, ötekilerin adı başka. Hı hı. Ama yine de soydan gelenler. Gülendam Nine'nin de babası Derviş Ahmet Çelebi, onun babası. Bunlar çok önde insanlardan. Hatta benim büyük dedemin
kız kardeşlerinden birinin oğlu Velet Çelebi İzmudak. Evet, evet. Büyük dayım diyorsunuz evet, zaten. Evet. Velet Çelebi İzmudak şöyle çok önemli bir adam. Mesnevi çevirisi var, çok evet. önemli. 9 yıl şeyde Mevlana'da postişinlik yapmış. 8'e yakın Türk lehçe ve ağızlarını bilen bir adam. 16'nın üstünde kitabı var, çevirileri var. Ve şöyle de birisi, Servet İfin'in de filan yazılar yazmış. Ahmet Mithat Efendiler, Ziya Paşalar, Ziya Gökalpler, daha pek çok kişi onun dönem arkadaşları. Bu Abdülhamit ile ilgili bir yazısından dolayı o pustişinlikten bir dönem alıyorlar. Sonra tekrar geliyor. 9 yıl kesintisiz görevde bulunuyor. Ve Kuvayi Milliye döneminde de bütün arkadaşları Ankara'ya gittiği için o da zaten Vahdettin onu Şura'ya atıyor ama onu kabul etmiyor. Ve o da Ankara'ya gidiyor ve Çelebi, Velet Çelebi'nin Atatürk'e katılmak istendiği söyleniyor. Tabii Atatürk bunu sevinçle karşılıyor. Yani Konya'da çok etkin bir adam ve önemli birisi. Ondan sonra ve hemen Ziya Gökalp'le bunu tercüme bürosuna alıyor. 20 yıl mecliste Yozgat'ta ve Kastamonu'da milletvekili olarak onu bulunduruyor. Şöyle de ilginç bir hikayesi vardır. Hatta onu Abdülhalim Çelebi'ye mal ediyorlar ama onun anılarında yazar. Atatürk evinin karşısında bir yer veriyor ona ve ara sıra onlara kahve içmeye gidiyor. Ondan sonra ve bir gün bir toplantıda otururken Mustafa Kemal arkadaşlarıyla Latife her zamanki genç ve toyluğuyla yukarıdan Kemal diye bağırıyor. Ve bundan sonra tabii Atatürk çok kızıyor, sinirleniyor. O gün Velet Çelebi'yi çağırıyor hoca bize gelebilir mi hocam zahmet olmasa diye. Geliyor birlikte kahve içiyorlar. Diyor ki hoca efendi bana çok kötü davranıyor Velet Çelebi'ye. Diyor ki Çelebi diyor, Sayın Çelebi diyor. Mustafa bana çok kötü davranıyor diyor. Onun üzerine de Velet Çelebi dayımız diyor ki kızım diyor senin bilmediğin bir şey var ya da göremediğin bir şey. Sen bir insanla değil bir kaplanla evlendin. Kaplana da dizgin durulmaz yavrum sen bunu öğrenmedin. Yani evet bu böyle meşhur hikayede evet. sizin soylarınıza dayanıyor. Evet, işte büyük dayımızın hikayesi. Evet böyle. Biraz Gülendam Nene'nin masallarla olan ilişkisi ve bunu sizin kitabınıza yansımasından da evet. konuşalım. Çünkü siz Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Veled'in bir kervan yolculuğundan, evet, 7 yıl evet, süren bir kervan yolculuğunu evet. Ana ekseni oturtuyorsunuz. Ama arada hikayelerle, masallarla besliyorsunuz. Şimdi iki şey var orada. Bir tanesi Gülendam Nene'min anlattığı var. Evet. O bize çocukların anlayacağı şekilde anlattı. Bir de doğal olarak geldikleri, uğradıkları yerler var. Ama Mesnevi'yi okursanız, yani ben de hani eskilerin deyimiyle üç kere hatmettim derler. Yani okursanız, okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Geçtikleri yerlerle ilgili kopya hikayeler verir size Mevlana. Hı hı. Leyli Çölü'nden geçerken örnek vereceğim. Leyla ile Mecnun'un hikayesini anlatır ve orada bir deve hikayesiyle birleştir onu. Devesine binmiştir Mecnun giderken bir de daylağı vardır. Yani bir yavrusu vardır dişi devenin. Derler ki Leyla şu köye gelmiş ve devesini sürmeye başlar. Evet. Devesini sürer ama devesi ikide bir de gider, arkasına döner ve yavaşlar. Karnını mahmuzlasa da gider, yetişti mi bana diye döner. Sonunda anlar Mecnun der ki devesine. Der ki sen de evlat sevgisi, ben de bu aşk oldukça bizim sevgilerimiz birbirini kesiyor. Bizim buluşmamız güzel değiller. Leyli Çölü aslında Leyla'nın çölü. Hı hı. Yani o geldikleri Nişabur'dan başlayıp da Larende'ye yani Karaman'a kadar gelen yolculuklarda geçtikleri her yerin hikayesi var. Merv şehri Binbir Gece masallarının çıktığı bir yer. Evet. Ama aynı zamanda orada şunu da öğrenirsin. Fars dilinde de Bin Masal diye bir masal var. Ve
o masallardaki masalların birçoğu da onun içinde var. Yani bir tarafta Perslere ait bir öykü ama dünya edebiyatında Arap edebiyatına konumlandırılmış. O zaman oralar Harezm, ondan sonra Büyük Selçuklu falan oralar toprağı biliyorsunuz. Pers ve Türklerin birlikte kurduğu imparatorluklar. Evet. Büyük şey. O yüzden Gülemdaman'ın bunları anlata, duya, işitte işte orada bir deyim kullanıyorum. Benim öğrendiğim bir şeydi o. Bir mesnevi hangi bir mesneviyi çocuklara, gençlere anlatmak. Yani burada onların yaptığı mevleviliği değil. Mevlana'yla ilgili inançlara tamam konusunda düşünecek, söylenecek, yorumlanacak ya da onu bir yere oturtacak bir şey yok. Ama bunun dışında Mevlana bir şair, bir edebiyatçı, bir felsefeci, bir fabl yazarı. Evet. Yani çok geniş düşünmek tabii, gerekiyor tabii. Humanist bir adam, insanı iyi tanıyor, Türkçeyi iyi kullanıyor. Mesela o kitapta söyledim, onu 750 sene önce kullandığı atasözlerini Mehmet Önder'in araştırmasıdır o. Eski Mevlana da müze olduğu dönemlerde müdürlük yaptı. Mesela Mevlana'nın Divan-ı Kebir'de kullandığı Türkçe sözcükler var. Mesela gaye demiyor, amaç diyor. Hı hı. Misafir sözcüğünü kullanmıyor, konuk diyor. Böyle yüzlerce öz Türkçe sözcüğü de kullanmış bir yerde. Onun için bu nenemin anlatısı hem o dönemde hem Konya'daki masallar üzerinde hem de bir taraftan yörük masallarıyla beslenmiş şeyler var. Bir yandan da kurgusal olmayan bir yapı da var aslında. Kesinlikle tabii. Değil mi? Yani gerçeklere geçilen yerdeki hikayelere göre değişiyor. Orada pek atlardan kitap alması, ona armağan etmesi filan filan. Yani burada ben şeyi öne çıkarmaya çalıştım. Yani Mevlana'yı böyle kenara koyduğun zaman kendi çocuklarımıza sen diye anlatıyorsun işte Mevlana kutsal bir adam, kutlu bir kişi, işte türbesi var, hala anılıyor, inanç yoldaşı bir adam. Ama Mevlana dünya çapında bir bunun yazar. Çok ötesinde. Tabii. Bir sufi, bir düşünür. Tabii. Bak sonra çok ilginç şeyler var. Örneğin Bergama'da, bak benim çocuklara aktarmak istediğim şu. Burada hangi kültür yaşanmışsa bugün bu ülkenin çocukları o kültüre iyi olmak zorunda. Sahip çıkmak zorunda. Onu öğrenmek zorunda. Yani yalnızca bizim masallarımızla değil. Ezop dediğimiz insan Frigyalı. Yeri Amerion'da. Amerion neresi? Emirdağ. Emirdağ'da bir adam. Şimdi dünya fabl listesine baktığımızda ben bunu Sümer masallarında yayınlamıştım. 14. sırada Mevlana var Rumi diye. Fabl yazarlar olarak. Yani şimdi işte efendim Beydaba'dan aldı şuradan şöyle böyle. Bu kültür yayıldı. Çabuk yayılan bir şey. Ve fabl dünyada çok daha hızlı yayılan bir şey. Ben şimdi Ezop'u kendi çocuklarıma benim ülkemin bir kültüründen bu topraklarda yeşermiş bir çiçek gibi onu tanıtmazsam. Tabii. Mevlana'yı tanıtmazsam. Ben daha gençlik yıllarımda yani 40'lı 45'lik yaşındayken TRT'ye Az Gittik Uz Gittik diye bir dizi yapmıştım. Sen de yetişmişsindir o diziye. Evet, evet tabii. Yani Evliya Çelebi'nin bizim bir Çelebi'miz var. Yani bunun Marco Polo'dan bir farkı yok. Tabii. İbni Batuta'dan da bir farkı yok. Hatta daha fazlalıkları var. Ama bizde bizim insanımız bile ona efendim oturmuş bir köşede saraydan para almış, uydurmuş yazmış gibi bir gözle baktığı zaman ben üzüş duyuyorum. Evet, geniş bakmamız gerekiyor, evet, değil mi? Kesinlikle. Ve yenine de yenileri de geliyor. Yani geçmişe sahip çıkıyoruz ama bir yandan da yeniden de üretiyoruz. Biraz gizem dolu İstanbul tabii masallarından da son olarak konuşalım istiyorum. Çünkü oradaki öykünüzde de bu arada 13 öykü var. Evet. Adnan Binyazar, Adnan Özyalçıner, Edith Tasnadi, Elif Ata, Elif Eral, Filiz Özdem, Gülsüm Cengiz, Mine Soysal, Nurbanu Özkan, Sennur Sezer, Yaşar Ercan, Yekta Kopan ve sizin evet öykünüz var. Orada da Andersen'i katıyorsunuz hikayenizin içine. İşte biraz kısacık ondan da söz edelim. Şimdi aslında bu benim rastlantılarla Troya'yı yazmıştım ben. Hı hı. Çok çalışmıştım üstüne. 3 senemi filan aldı. Sümer masallarda 4 senemi filan. Yani düşündüm ki artık
Yani güzel öyküler yazabilirsin. İyi şiirler de yazabilirsin. Kuşaklar değişiyor. Daha dünyayı gezmek isteyen, daha dolaşmak isteyen ve daha dünyayı, yani kendi ülkesinin dışındaki yerleri de öğrenmek isteyen insanlar var. Ama bu insanlar kendi kültürlerini örmeden dışarıya çıktıkları zaman bir yanlışlığı da birlikte götürüyorlar. Bir yabancılaşmanın içine düşüyorlar. Şimdi İstanbul'da oturuyorsun. Herkes oturuyor. Hatta başkana bile sordum ben bunu. İstanbul'un bir tane kayıp adası var. 1100 ya da 1010 yıl önce bu ada Marmara, bugün Marmara depremini konuşuyoruz değil mi? Bu Marmara depreminde bu ada batmış. Hepsinin altı kayalık. Bunun altı alüvyonlu filan. Yani ben o şeyi bir jeolog gibi alttaki şeyleri bilip adlandıramayacağım. Bu ada altı daha kumul olduğu için batmış. Bu ada Maltepe'nin karşısında. Bu adayı yıllarca işte orada bir şey var diye gitmemişler. 1100-1010 yıl galiba, orayı tam belli değil. Buraya araştırıldığı zaman o eski haritalarda o adanın yerini görüyorsun. Sonra o ada çıkmış. Şimdi Gülsüm Cengiz bu adanın tarihi öyküsünü yazdı. Hı hı. Kraliçe Teodora'nın yeğenleri var, sürgün yeri şöyle böyle. Yani böyle bir hikayesi var. Ama bu arada Filiz Özdem de gençliğinde oraya balık tutmaya giderlermiş. En iyi midyeler oradan çıkarmış, dalarlarmış filan. Yani bugün dronlarla baktığın zaman, internete girdiği zaman o ada altında gözüküyor. Haritalardan silinmiş ama böyle bir harita var. Ya bunun öyküsünü bu çocukların bilmesi gerekiyor. Doğru. Bir, bugünlerde hep konuşulan şey nedir? Deprem. Şimdi bakıyorsun İstanbul depremini anlatıyor işte jeologlar, deprem bilimcileri. İşte Kuzey Marmara hattı şu, şu bu, şu Marmara şey, Tekirdağ uzanan fay hattı şu. Şimdi Edith Tesnadi'nin kitabında, daha önce ben o kitabından tümüyle bir şey basmıştım. Sanıyorum Milliyet Yayınları'nın da yönetici olduğum dönemde. Ondan sonra Doğan kitapta. Orada da şöyle bir şey var. Mikeş Kelement diye biliyorsun şeyin. Prens Rakotsi'yi buraya sürgüne getiriyorlar. Büyük hikaye. Sonra Tekirdağ'da, önce İstanbul'da tutuyor padişah. Sonra işte Macar kralıyla anlaşınca bunu elinde kullanıyor. Tekirdağ'a yerleştiriyor. Bu bir devrimci geliyor. Yanında bir kalabalık grupla. Yanında 16 yaşında da genç bir çocuk var. Mikeş Kelement. Mikeş Macar edebiyatının ilk yazdığı, olmayan bir teyzesine yazdığı mektuplar Macar edebiyatının ilk yazılı ürünleri. Macar edebiyatının ilk yazılı ürünü Tekirdağ'da yazılmış. Bu bir. Evet. Ve orada kitabın içinde çok önemli bir şey var. İstanbul'da yaşadıkları bir gün kaldıkları konakta deprem oluyor. Onu anlatıyor. Evet, her şey birbiriyle bağlanıyor. Evet. Yalvaç Bey, sizinle sohbet bitmez yani. Ama ne yazık ki süremiz bitiyor. Çok güzel öyküler var gerçekten. Evet. Çok güzel masallar var ve günümüzle bağlantılı. Ama sen yoksun, seni unutmuşuz. Işte. Bir daha sefere inşallah. İnşallah. Evet, Yalvaç Ural'la gördüğünüz gibi duayen dedim, boşuna demedim. Sohbet uzadıkça uzar, daha saatlerce konuşulur tatlı tatlı. Ama ne yazık ki bu kadardı süremiz. Ama sohbetlerimiz devam edecek. Gizem dolu İstanbul masalları ve Küçük Celalettin'in uzun yolculuğunu İBB Yayınları standında bulabilirsiniz. Merhaba. İstanbul'da, TÜYAP'ta, Beylikdüzü'nde 40. yılında fuarın yine birlikteyiz ve bugün 100. yılımızı, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Kırmızı Stüdyo'da bu sefer İstanbul'un dört bir yanındaki anıtlarla ilgili çok kapsamlı hikayeleriyle, masallarıyla anlatan bir çalışmanın yaratıcılarından yazar Adnan Özyalçıner var. Adnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Siz aslında bu çalışmayı 2010 yılında Senur Hanım'la birlikte yapmıştınız. Çok kapsamlı bir çalışma. Ne kadar sürdüğünü çok merak ediyorum. Nasıl bir çalışma olduğunu ve bu yeni baskı için de ayrıca bir çalışma yapıp yapmadığınızı. Evet. Şimdi şöyle oldu. Biz 2010 yılı
Kültür İstanbul'u başladığı zaman proje istediler. Biz proje olarak öyküleriyle İstanbul Anıtları diye şey ettik. Nereden geldi o diyeceksiniz. Daha önce benim çocuklar için yaptığım Anıtların Öyküleri diye bir kitabım vardı. O kitaptan düşünerek dedik ki biz bunu geliştirelim. Senur'la düşündük, geliştirelim. İstanbul'un bütün anıtlarını, anıt yapılarını, hı hı. Yalnız hani bildiğimiz heykel şeyi falan değil, evet. Anıt yapılar. Bütün konaklarıyla, şeyleriyle, kuleleriyle, köprüleriyle, kaleleriyle. Aslında şehrin karakteristiği değil mi? Yani şehir yapan, İstanbul'u İstanbul yapan bir anıtlar. Ama bu öyle bir şey olsun ki bir de öyküleri olsun bunun, İstanbul'u anlatsın. Evet. Bu öyküler anıtları dolayısıyla İstanbul'u anlatsın diye düşündük. Ve bunu sunduk. Kabul edildi. Ondan sonra biz ikimiz en çok da Senur araştırmacı olarak, Senur çok daha iyi bir araştırmacı. Senur bütün araştırmaları yaptı. Ben de öyküler konusunda çalıştım. Ondan sonra ikisini bir araya getirerek, araştırmalarla öyküleri bir araya getirerek şeyi kitabı tamamladık. Epey de iki cilt halinde yaptıydık o zaman. 800 sayfalık bir şey tuttu. Gayet yoğun çok kapsamlı. Şey oldu. Tabii, çok kapsamlı. Bir bu şey sefer oldu. Bir şey değiştirdiniz mi? Tabii. Bu sefer İstanbul'da bir takım değişiklikler oldu. Mesela biz iki köprü yazmıştık bu aradaki. Evet, üç oldu. Üçü oldu. Üç olunca üçüncü köprüyü de ekledim ben tabii. Onun dışında bütün şeyleri, merak ettiğim şeyleri, yani anıtların bugün ne durumda olduğuna baktım. O zaman onları da eklemek zorundaydık. Doğru. Tabii. Doğru. Aslında baktığımız zaman burada tabii çok kapsamlı söylediğimiz gibi bazı hayalet anıtlar da var içinde. Evet. Örneğin Kağıthane Demiryolu. Ha tabii onlar bilim. Kağıthane Demiryolu'nu onu bulduk. Bir zamanlar öyle bir demiryolu varmış. Karadeniz'e kadar giden, Karadeniz'e açılan bir demiryolu. Dekovil hattı daha doğrusu. Kömür yüzünden yapılmış değil mi o galiba? Evet, kömür taşımak için. Kömür çıkarmak için. Aslında demiryolu Dekovil hattı bence bildiğim kadarıyla. Evet, tam bir demiryolu diyebilirim. Ama galiba çalışanların ailelerini de taşıyormuş. Tabii. Böyle bir şey çıktı tabii ortaya. Sonra 50. yıl heykellerini yazdık biz. 50. yıl heykellerinin hiçbiri yok şimdi. Onlar da hayali. Onu da soracağım. Evet hayali ve sonunda bir de heykellerle savaşan kent diye bir bölüm var. Evet, işte bence o. Bu bölümden özellikle konuşalım. Konuşalım, evet. Çünkü bizim anıt dediğimiz bir sürü şeyi yıkmamız ya da bazen de o kadar kendi haline bırakmamız ki birer harabe şeklini alması diye bir şey var. Bu anlayış için ne dersiniz? Vallahi şimdi öyle şeyler oldu ki en başında şeyi söyleyelim, Tophane'deki işçi heykelini söyleyelim. İşçi heykeli biliyorsunuz gayet güzel, elinde şeyi olan, hurcu olan güzel bir heykeldi. Önce hurcu kırdılar, sonra adamın elini kırdılar, sonra başka yerini kırdılar. En sonunda heykel elsiz kolsuz hale geldi. Bir süre sonra baktık heykelin etrafı son dönemde heykelin etrafını çinko şeylerle perdelediler. Ne oluyor diye merak ettik. İyi niyetli olarak ben şöyle düşündüm. Herhalde heykeli yeniden yaptıracaklar dedim. Ondan sonra çinko perdeler kalktığı zaman ortada hiçbir heykel yoktu. Evet, bazen de aslına uygun olarak restore edilmeye biliyor mesela bazı anıtlar. 50. yıl heykellerin yapıldıktan sonra Senur
İsa Çelik'le dolaşarak 50. yıl heykellerini, İsa Çelik fotoğraflarını çekti. Sennur da onları Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdı. O heykellerin şeyi bütün tamamı, 50. yıl heykellerinin tamamı Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika olarak çıktı fotoğraflarıyla. Ama heykeller öyle... mesela şeydeki Arnavutköy'deki bir yağmur heykeli vardı. Çok hoş bir heykeldi. Paslandı, şeydi. Sonunda galiba heykelcisi kendisi heykeli kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü bakımsızlıktan çok yazık. Şey hale geldi. Evet. Bazı heykelleri, heykellerini şeyde bir heykel vardı. Nişantaşı civarında, Harbiye civarında bir heykel vardı. Bakır bir heykel. Ertesi, konulduğunun ertesi gün gece bakırını alıp götürdüler. Heykelin kellesini kestiler yani. Korkunç. Böyle çok heykeldi. Bunlar böyle tatsız hikayeler. Biraz tatlı hikayelere dönelim. Evet, geçelim. Ayasofya mesela en çok dikkatimi çekenlerden biri. Neden? Biliyoruz birkaçını elbette. Tabii. Ama hikayeleri, söylenceleri, çok, masalları çok, tükenmeyen. Çok. Örneğin benim çok ilgimi çeken, belki siz bir başkasını anlatmayı tercih edersiniz, bu arıların maket yapması söylencesi. Evet. Bir küçücük anlatsanız da seyircilerimiz yani o, ne kadar ilginç hikayeler olduğunu duymuş olsunlar. Çok ilginç hikayeler var. Örneğin... Hızır'ın geldiği bir hikaye var. Şeyin Ayasofya'nın ortasındaki şeyin altına da namaz kıldığınız zaman Hızır yanınıza geliyor ve istediğiniz bir dileğiniz olursa dileğiniz yerine geliyor. Mesela. Evet, yani böyle şeyler var. Bu şey İslamlık şeyleri ama ondan önce Hristiyanlık döneminin öyküleri de var tabii. Fakat asıl Ayasofya'nın kuruluşu çok enteresan. İki mimar var, Aydınlı iki mimar var. Konstantin sanıyorum. Bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında buna bir şey gösteriyorlar. Maket gösteriyorlar. Ayasofya'nın maketini gösteriyorlar. Şey uyandığı zaman... Bizans İmparatoru, Bizans İmparatoru uyandığı zaman hemen mimarları çağırtıyor. Diyor ki bana böyle bir şey yapar mısınız? Diyor. Evet, bu düzende bir şey. Evet, bu düzende bir şey yapar mısınız diyor. Mimarlar aslında kendi bildikleri biçimde yapıyorlar ama imparatora öyle gösteriyorlar ki İmparator gördüğü zaman diyor ki tamam, benim rüyada gördüğüm maket buydu diyor. Halbuki onlar hiç o makete falan... Meslek erbabı inceliğini daha çok biliyor tabii. Evet. Her şeyi de yöneticiler bilecek diye bir şey yok. Tabii. Bir de Ayasofya'da tabii çok enteresan bir şey var. Depreme dayanıklılığı ölçmek için bir cam var. Bir cam var. Deprem olduğu zaman o cam kırılıyor. O zaman deprem anlaşılıyor. Böyle bir şey. Ve Ayasofya'nın gizli şey odaları var. Papaz odaları var. O gizli papaz odalarına bir kısmına girilmiş, bir kısmına girilememiş. Girilemiyor. Evet. Yani böyle Ayasofya'da da gizli şeyler hala bulunuyor. Hala var. Hala var. Hala yani, gizem koruyor. Ayasofya hala gizli Koruyor. Tabii, gerçekten aynen. Öyle. Biz şimdi hep İstanbul'un anıt yapıları dediğimiz zaman Osmanlı, Bizans, geçmişe doğru düşünüyoruz. Ama belki Cumhuriyet'in anıt yapılarından biraz söz etmek de doğru olur. Tabii, ne dersiniz? Tabii, mesela Taksim, ilk aklımıza gelenler... Taksim'deki anıt yapı, ondan sonra Sarayburnu'ndaki Atatürk heykeli ilk dikilen heykeldir biliyorsunuz Atatürk heykeli. Taksim'deki yapı da Kanon'un galiba Kanone'nin yapısı. O yapı bence çok önemli bir yapı. Bütün rölyefleriyle, bütün o milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı sembolize edişiyle Cumhuriyet'in
kuruluşunun bir özeti. Tabii o anıtın olması eskiden bütün Cumhuriyet Bayramı törenlerinin orada yapılmasını gerektiriyordu. Hatta ben hiç unutmuyorum, babam beni oraya götürürdü, Taksim'e çıkarırdı. Ben tabii küçük olduğum için göremezdim, sırtına alırdı beni sırtında. Ya da en ön sıralara taşardık, en ön sıralardan şeyde. Ama en ön sıraya geçmek de bir felaket. Herhalde çok zordur. Çünkü o sırada katırlı polisler katırların arkasıyla kalabalığı arkaya doğru iterlerdi. Böyle de bir şey vardı. Gece müthiş bir şey olurdu. Biz Karagümrük'te oturuyorduk. Annem, babam, ben, kız kardeşim tramvaya biner, Taksim'e gider, anıtın etrafından dolaşır, tramvayla tekrar Karagümrük'e dönerdik. Böyle bir tur yapardık. O sırada tabii müthiş bir fener alayı olurdu ve sular idaresiydi şimdiki mahzen. Sular idaresiydi. Oradan renkli sular akardı. O kadar. Abi, o kadar coşkulu. Coşkuluydu. Renk renk sular akardı. Benim en çok çocukluğumda hoşlandığım, zevk aldığım o renkli sulardı. Karşısına geçer, öyle renk renk o sulara bakardım. Evet. 7 renk. Ne güzel. Anıtlar aslında hayatın daha hayatın çok içindeymiş, değil mi? İçine sokmak anıtları tabii. Yani evet. İçine sokmak anıtları önemli. Ama şimdi önemli. De öyküleriyle. Bence tabii ben şunu hep düşünüyorum. İstanbul bir anıt kent aslında. Doğru. Bir anıt kent. Bütün şeyleriyle köprüleri, kuleleri, tepeleri, evleri, konakları, yalılarıyla bir anıt kent. Bir doğasıyla da ayrı bir güzelliği var. Mesele bütün bu kültürel zenginliklerle doğal güzellikleri eşitçe paylaşabilmek, paylaştırabilmek. Kıymetini bilmek. Ne yazık ki biz bunu çok yapamıyoruz. Evet. Ne anıtlarımızı kültürel olarak paylaşabiliyoruz, ne doğamızın güzelliklerinden eşitçe yararlanabiliyoruz. Çok haklı. Bir şeyi burada belirtmek isterim hemen. Büyükşehir Belediyesi'nin bazı anıtlarımızı, anıt yapılarımızı yeniden bize kazandırması, yeniden kazandırması çok önemli. Bir tanesi Eyüp Defterdağı'ndaki Feshane, bir tanesi Kadıköy'deki Gazhane. Evet. Bir evet. tanesi Büyükada'daki okul. Okul. Evet. İskeleler bunlar, falan. Evet, bunlar çok bunların benim dediğim o yani eşitçe paylaşmaya, evet. paylaştırmaya ve halkın kullanımını açmaya, halkın ulaşımını açması çok, çok güzel. Ama bir şey var. Heybeliada'da mesela sanatoryum var. Sanatoryumu kullanamıyoruz. Olmadı. Heybeliada'da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evi var. Sormayın. Şey halde, dökülen dökülen evet. halde. Evet. Halbuki Hüseyin Rahmi Gürpınar İstanbul'un yazarı. İstanbul'un bütün mahallelerini, semtlerini yaşayanlarıyla, doğasıyla anlatmış bir yazar. Neden biz onu paylaşamıyoruz. Ah, o nedenleri biz bence başka bir program yapalım. Adnan Bey. Ağzınıza evet, sağlık. Evet. Ayrıca emeğinize sağlık. Çünkü gerçekten çok önemli bir kitap bence. Öyküleriyle evet. İstanbul Anıtları. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, söyleşilerimiz devam edecek. Bu kez Öyküleriyle İstanbul Anıtları vardı ki Kırmızı Stüdyo'da. Bakalım başka sefere ne var. Merhaba. İstanbul Kitap Fuarı'nda, TÜYAP'ta, Beylikdüzü'nde 40. yılını kutluyoruz ama bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ve şimdi biraz Yunus Emre'den, biraz Hacı Bektaşi Veli'den konuşacağız. Her iki kitabın da yazarı Sayın Ayşe Acar bizimle. Ben önce Yunus Emre'den daha çiçeği burnunda olandan başlayalım istiyorum.
Ve hemen aslında Yunus Emre'nin bu topraklardaki öneminden biraz başlayalım ki bu kitabın önemini de daha iyi kavrayalım. Yunus Emre dediğimizde bir kere Hacı Bektaş Veli'den bağımsız okuyamıyoruz. Kendisinden önce Hacı Bektaş Veli'nin bu topraklara getirdiği özgün bir şey var. O özgün bir şey çok sesliliğin, 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir. Kadın erkek eşitliğinin, eksiklik, noksanlık senin nazarında, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yoktur diyen Hacı Bektaş Veli'nin açtığı bir özgün bir yol var. Yani bu yol Anadolu'nun bu çok sesliliğine, bütün insanları bir arada kucaklayabilme, hazmedebilme olanağını başlatan bir isim. Ve bunun Hacı Bektaş Veli'nin açtığı yolu en zarif bir biçimde algılamış ve şiirlerine bunu yansıtmış. 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir, insan değildir ki bu sözleri Hacı Bektaş'ta da görüyoruz. Onun öğrencisi olduğunun delilidir. Bir de Hacı Bektaş Veli'nin kendilikten anladığı şeyi daha da içselleştirip kendilik konusunda o çünkü çok fazla yöntem var kendiliği inşa etme konusunda. Hacı Bektaş'a bağlı ama kendi özgün imzasını da atan bir şey, bir yol açmış. Yunus Emre'nin bizim için önemi bir kere hem dil açısından, Türkçenin tarih sahnesine gelmesi açısından ilk Türkçe... Anadolu'da? Tabii Anadolu'da. Evet. İlk Türkçe metin yazan, şiir yazan ama bu şiirler de felsefi şiirler. Yani poetik filozofi dediğimiz bizim felsefi şiirler. Sadece şiirleri değil yani hani... Tanrı anlayışına bir yanıt veriyor, insan anlayışına bir yanıt veriyor, evrenle ilişkili görüşleri var. Felsefenin genel tartışmalarını şiir formunda anlatan eserler. Yunus Emre'nin hem felsefeye, hem Türk diline, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür inşasına özne olarak katkısı çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürüne inşası, kültür inşasına katkısı dediniz. Evet. Aslında bunu biraz açalım isterseniz. Hemen açalım. Biz şöyle zannediyoruz Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Mevlana için. Zannediyoruz ki Osmanlı döneminde bu insanlar bugün olduğu gibi popülerdi. Herkes tanıyordu, herkes takdir ediyordu. Durum pek öyle değil ne yazık ki. Nereden anlıyoruz? Küçük bir örnek vereyim size. Zaten entelijansiye hiç tanımıyor bu isimleri. Bu isimleri sadece Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, işte Bektaşilik ve Melamiliği, Mevleviliği, o çevreler tanıyor. Bektaşlar ve Mevleviler tanıyor. Yoksa Osmanlı entelektüelleri, tırnak içinde entelektüelleri tanımıyorlar. Nereden anlıyoruz? 1300'lü yıllar Yunus Emre, 1500 yılında Ebu Suud'un yaptığı bir ferman. Yani Yunus Emre'nin şiirleriyle karşılaşıyor, Yunus Emre hayatta değil. Ve diyor ki bu küfürdür. Yani katli vaciptir Yunus Emre'nin. Efendim zaten vefat etti diyorlar. O zaman şiirlerini okuyanları soruşturmaya alınız diyorlar. Yani aslında Cumhuriyet öncesi dönemde Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Mevlana gibi isimlerin dünya görüşü, tanrı görüşüyle çok da uzlaşılmış değil. Osmanlı'nın böyle bir şeyi var, sıkıntısı var. Çok sıkıntı yaşıyorlar. Fakat Cumhuriyet'le birlikte 1918 yılında biz Fuat Köprülü'de ilk defa Yunus Emre için kalem oynatıldığını görüyoruz. İlk defa Cumhuriyet gündeme getiriyor. Ve Türkçenin, Türk dilinin inşasında çok büyük bir katkı sunuyor. Sadece o değil, kültür inşası meselesinde Cumhuriyet'in çok seslilik, çoğulcu demokrasi, kadın erkek eşitliği bu meseleler için daha 1200-1300'lü yıllarda görüş bildirmiş, zaten bizim toprağımıza ait bir kültürün Cumhuriyet tarafından öne çıkarılması, bugün mesela her çevre, sadece seküler çevreler için değil, muhafazakar çevrelerde de Yunus, Hacı Bektaş, Mevlana ismi üçü bir arada çok zikrediliyor değil mi? Çok fazla zikrediliyor. Evet. Doğrusu evet. İsterseniz başka öznemiz olmadığı için mecburen zikrediyorlar. Ama bu özneler... Sırtımızı dayayacağımız fazla daha yok bu başka anlamda. Başka bir yer yok. Evet, yani bizim dünyada övünç duyacağımız. Çünkü evet. Bütün dünya insanlık ailesini kucaklayan felsefeler evet. Bunlar. Başka çok kimse humanist. Olmadı. Çok humanist. Olsaydı onları zikrederlerdi. Muhafazakar çevrelerde. Bu üç ismi zikrediyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet kültür inşasında entelektüellerin 1918 Fuat Köprülü ve sonrasında gelen entelijansiyanın yaptığı katkılarla gündemimize, bütün halkın gündemine, bugün herkes tanıyor artık Yunus Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı. Osmanlı'da kimse tanımıyordu. Tanıyan çevrelerde kafir ilan ediyordu doğrusunu isterseniz. Evet, doğru.
Siz de bunu daha gençlere de ulaştırabilmek için bu fikri iki kitap yaptınız. Evet. Erik Ağacı Yunus Emre ve Dört Kapı Hacı Bektaş Veli. Erik Ağacı ilginç bir yapısı var. Bir şiirden yola çıkarak aslında çıktım erik ağacına değil mi? Çıktım evet. Erik dalına. Şiirini merkeze oturtup onun mısralarıyla hikayeleri birleştiriyor. Bu yapının okura daha kolay ulaşmada yardımcı olacağını mı düşündünüz? Size hedefinizde böyle bir yardımı oldu mu bu yapının? Nasıl bir fikirdi bu? Yok, okura kolay ulaşmayacağını biliyordum ben. Bir riske girdim. Ben sadece Yunus'un bir şiirini roman formuna taşımak istedim. Anladım. Hı hı. Ve bunu yaparken de aralarda da mesela yorumlama diye tabirler diye var. Evet, onu koydum. O da şu sebepleydi. İşte Niyazi Mısri'ler, bir sürü Niyazi Mısri gibi ünlü ismin bu şiir üzerine, çok ünlü bir şiirdir çünkü bu, evet. Çıktım Erik Dalı'na, şerhleri var, yorumları var. Ama bu yorumlar bir kesintiye uğramış. Ve bir kadın da yorumlamamış mesela hiç. Hı. Ben de felsefeci olarak, felsefe cephesinden hareketle bu kavramların, yani şiirin kendisi çok net bir şekilde bir kendilik yolculuğunu anlatıyor. Yani sıfırdan başlayıp kendini inşa etme, kendini var etme yolculuğunun şeyleri, adımları aslında şiir. Ben onu felsefedeki self, kendilik meselelerinde dikkate alarak açmaya, açarken de tabirlerle biraz bu felsefi bilgimi de dahil ederek şerh geleneğine de devam ettirmek adına, hı hı, bir katkı sundum. Romanlarda böyle şeyler olmaz biliyorsunuz. Roman formu böyle bir şey değildir. Değildir, tabii. Dolayısıyla bu biraz garip bir şey oldu, garip bir form oldu. Ama ben literatüre daha çok ilahiyat çalışanların bulunduğu literatüre katkı sunmak istedim. Bu şerh üzerine çok doktora tezi var, çok çalışma var. Bir felsefe cephesinden ve seküler bir kadının cephesinden bu nasıl okunuyor onu göstermek istediğim için yaptım. Evet, ama şimdi böyle sadece ilahiyat çalışanlara ulaşabilecek bir kitapmış, yok, gibi değil, algılansın istemem. Yok, onun için şu soruyu soracağım size. Bugün bu kitabı okuyan genç bir arkadaşımız diyelim ki, hayatı sorgulayan bir arkadaşımız diyelim ki, nasıl yardımcı olur hayatı sorgulamaya, hayatın anlamını bulmaya Yunus Emre ya da Hacı Bektaş'ı Veli? Şimdi Yunus Emre yolculuğa başlıyor, fakat Yunus Emre bizim imajımızda son derece kamil, zarif, şiirlerinden belli, evet, son derece zarif ve bu yolculuğu tamamlamış birisi olarak karşımızda. Ben onu tutup daha bu yolculuk tamamlanmadan, yolculuğun başında sıkıntılar yaşadığı, hatalar yaptığı aşamaları falan göstermekte biraz çekindim. Dolayısıyla çok kısa bir gölge karakteri, hı-hı, yarattım. Hı-hı. Yunus'a yaptıracağım şeyi onun gölgesine yaptırdım. Yaptırdınız, evet. Genç arkadaşlar şunu görecekler. Ne demek bu kendilik? Sürekli, hı-hı, duyuyorum da ne demek bir kendilik? Kendiliğin yapılması için bir yöntem var mı? Var. Yunus Emre'nin sunduğu bir yöntem var. Hikaye basit zaten, çok basit. Zorlu bir hikaye değil. Bir kere Hacı Bektaş'la şeyle başlıyor. Meşhur bir hikaye vardır ya, dergahına gidiyor. Buğday kıtlığı var. Evet. İşte diyorlar ki buğday mı istersin, himmet mi istersin falan. O da buğday isterim diyor. Yola çıkıyor, sonra tüh ya galiba hata yaptık deyip rahatsızlık duyup geri geliyor. Bu çok ünlü hikayeyi de açtım romanda. Hı hı. Neden böyle olduğunu, neden gerekli olduğunu. Dili hafif, dili zarif. Bir de öyle bir dert edindim kendime. Yani dedim ki ben bunun üstesinden kurgu olarak çıkarım ama Yunus Emre gibi son derece yalın, çok şeydir o, yani yüksek bir düzeydir. Hı hı. Bu dili, Yunus Emre'yi ben nasıl yansıtacağım, ben bu dili nasıl yakalayacağım? Ya ben o kadar, hı, usta değilim ki dilde. Çok çabaladım yani o dilin yalınlaşması için. Böyle külçe gibi yığılmış kavramlar yok. Macera, bir macera var. O macera yalın akıyor. Takip edilmesi son derece kolay. Aslında katman katman. Genç arkadaşlarımı da hitap ediyorum. İlahiyat çevrelerine de hitap ediyorum. Kendi çevrem, felsefe çevrelerine de hitap ediyorum. Böyle katmanlı bir şey yapmaya çalıştım. Yunus benim şey olarak uzun yıllardır hayalini kurduğum, yapmam gerektiğini düşündüğüm bir çalışmaydı. Öyle mi? Evet. Neden? Bir gönül bağım var. Yani onun zarafeti beni çok etkiliyor. Şiirlerine girdiğimde ruhumun o kabalığının gittikçe
çözüldüğünü, bir miktar daha böyle ipek kumaşına kalbimin döndüğünü hissediyorum. Yunus çok güzelmiş. Evet. o zaman şunu da söyleyebiliriz. Yani Yunus Emre'yi okuyanlar, bu hikayeyi okuyanlar da yüreklerinin biraz ipek kumaşına döndüğünü hissedecekler. Öyle oluyor. Öyle. Bana öyle bir katkısı oldu bu romanı yazarken. Ben bu romanı bitirdim ve şiirle Rilke'yi daha iyi anladım. Daha çok Rilke okumaya başladım. Daha çok şiirle ilişkiye girdim. Sanat, sanata doğru bir kapı açtı. Zarafete doğru bir kapı açtı. Onun öncesinde bu kadar zarif değildim. Kalbim bu kadar yumuşak değildi. Yunus'un böyle dirimli bir etkisi var. Kendilik. Evet. Değil mi? Sizin de kendiniz olmasında faydası evet, olmuş çok. Yani. Böyle söyleyebilir miyiz? Peki bu tür bir başka çalışma var mı şu anda gündemde? Yeni bir roman yazdım. Kaygus Zabdal. Yine Türk edebiyatının çok önemli, Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ismidir. Çok maceralar yaşamış. Mısır'a gidip orada bir ekol açmış. Oldukça enteresan bir karakter. Kaygus Abdal'a bir roman yazdım. Bir macera romanı ve bir aşk romanı tabii ki. Çok güzel. Benim genel olarak derdim belli. Hacı Bektaş, Kaygus Abdal, Mevlana gibi böyle bir takım bu topraklara ait özneleri mümkün olduğu kadar modern fantastik edebiyata taşımak, hatta işte bunları İngilizceye falan çevrilirse, çünkü benim bir tane romanım Bay Binet diye bir roman, Yeşil Adam'ın yani Hızır'ı da anlattığım bir bilim kurgu romanım vardı. O roman İngiltere'de İngilizceye çevrildi. Şimdi Amerika'da 4-5 yerde ödüle aday ve Sufi bilim kurgu diye bir enteresan bir kategoriye koymuşlar beni. Dolayısıyla bütün bunları eğer o yol açarsa, orada bir ödül kazanırsam, ki güçlü olduğunu zannediyorum, öyle diyorlar. Güzel, inşallah. Bu romanların da yavaş yavaş Yunusların falan ya da Anadolu mitlerinin, Anadolu öznelerinin modern edebiyata taşınması benim kendime edindiğim evet. görev. Gençler için de ben yine gençleri önemsiyorum. Ders evet. kitaplarından çıkıp hikayeleşmiş olarak daha ilgiyle Tabii. okuyabilecekleri Tabii. bir takım metinler. Bir de yazabilirsiniz çocuklar demek istiyorum. Bak evet. ben yazdım, siz daha iyisini yazarsınız. Evet, Yunus da yazmış. Tabii. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Ben evet, Ayşe Acar'la birlikteydik. Biraz Yunus Emre, biraz Bektaş Veli konuştuk. Bizim söyleşilerimiz sürecek, Kırmızı Stüdyo'da bekliyoruz. Yeniden merhaba. İstanbul Kitap Fuarı'nda, TÜYAP'ta, Beylikdüzü'ndeyiz. 40. yılını kutluyoruz ve bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken aslında çok anlamlı bir kitaptan, Muhsin Ertuğrul kitabından söz edeceğiz. Çünkü modern Türk tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilen birinden söz ediyoruz. Ve neredeyse Muhsin Ertuğrul'un adıyla özdeşleşmiş biri var konuğumuz. Kitabın da yazarlarından biri Sayın Eftal Sevinçli. Sizin Muhsin Ertuğrul'la özdeşleşme hikayenizle başlayalım mı? Nasıl oldu bu? Teşekkür ederim Deniz Hanım. Aslında ben Türkoloji kökenliyim. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 1972 bölümden, 71 bölümden, 72'de de fakülteden. Nedenini ben Arapça yardımcı seçmeli dersimi bırakıp Türk tiyatrosu tarihini Metin Bey'den seçme cesareti gösterip boykota giden bir öğrenci grubunun lideriyim o dönemde. Bu süreçte Muhsin Bey'le tabii fakültede tanıştık bilgi olarak. Liseden gelen de Muhsin Bey'i tanımamak olanaksız. Bizim kültür çağımızın güzel insanlarından birisi Muhsin Bey. Fakültede bu eğitimi aldıktan sonra yıllar sonra Özdemir Bey'in önerisiyle Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığım gün Özdemir Hoca'nın odasına ben bir Muhsin Ertuğrul dosyasıyla gittim. Muhsin Ertuğrul'un Vakit Gazetesi'nde yazdığı bir sanatkar gözüyle bugünkü Rusya ya da Sovyetler Birliği'ni anlatan yazı dizileri. Ben 72-74 arasında Adana'da, Adana Erkek Lisesi'nde çalıştım edebiyat öğretmeni olarak. Bir gün dönemin, o günün müdürü Mihriban Göksel beni, Eftal sen Osmanlıca biliyorsun, şu kütüphaneye bir bakar mısın dedi. Bir gittim, kütüphane dediği bir depo ve bir kitap yığınlarıyla iç içe döküntüler içinde. Birdenbire ortada Vakit gazetelerinden birkaç örnek var. Ben aldım, daha sonra Mihriban Hanım hatta onları da söyledim. İşte o Mihriban Hanım'dan aldığım ya da fakültede bölümden aldığım, pardon, lisede bölümden aldığım gazeteyle birlikte Özdemir Bey ile tanışmaya gittim. O günden sonra Muhsin Bey benden hiç ayrılmadı. Ya da ben Muhsin Bey'den hiç ayrılmadım.
83 yılıydı. Ali Gevgili'nin Özdemir Bey'le olan görüşmesinden, Şakir Rıza Acıbaşı'nın Özdemir Bey'le görüşmesinden sonra hoca beni çağırdı, Özdemir Hoca. Eftal Osmanlıca metinler geliyor, bunu çevirebilir miyiz? Çeviririz hocam dedim. Nedir dedim. Muhsin Ertuğrul'un anıları deyince ben birdenbire büyük bir şaşkınlık yaşadım. O günden bu güne bu anılar gerçekten Muhsin Bey'in 1963 yılında Viyana'da yazmaya başladığı anılarının bir özeti benden sonra Tufan Olmasın kitabı. Hı hı. Evet, kitabın bütününde Muhsin Bey notlar almış olmasına rağmen, yani diyelim ki Rusya ile ilgili anılarını, Amerika ile ilgili anılarını ya da işte Mısır turnesi ile ilgili anılarını anlatırken belli yerlerde belli yazılarının notlarını da almış. Hı hı. Fakat yani hem yaşamsal süreç hem de bir anlamda elindeki bilgi ve belgelerle ilgili epey dosya oluşturmuş. Bize en az 7-8 dosya geldi ve biz bu dosyalardan bir anı niteliği taşıyan bir anısal süreç çıkardınız. Evet, bir süreç çıkardık ve bu kitap doğdu. Hı hı. Bu kitap doğdu. Ben tabii o arada benim doktora sürecim içinde de ben Muhsin Ertuğrul üzerine bir tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul diye bir çalışmaya başladım. Ama bu çalışmanın ilk kitabı 1928'e kadar Muhsin Bey'in yazılarını içeren bir derleme kitap. Bu Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, sinemadan tiyatroya Muhsin Ertuğrul kitabı doğdu. Bu kitap tabii hem tiyatroya hem de Türk sinemasının ilk eleştiri yazılarına içerik bir derlemedir, evet, ya da bir bütünlük, evet, gösterir. Çünkü aynı zamanda sinemada da, Türk sinemasında tabii, da biliyorum. Tabii Türk sinemasının yani ilk yönetmenlerinden birisi ve daha sonra da Türk, evet, sinemasını ayağa kaldıran, istediğimiz kadar eleştirelim, ne olursa olsun o bizim kurucu babamızdır, bu hiç vazgeçilmez. Evet, evet. Türk tiyatrosunun da, Türk sinemasının da bir kurucu babası olarak bugün de biz onun önünde saygıyla eğiliyoruz. Evet, sadece bir oyuncu, bir yönetmen ve yönetici değil aslında. Tiyatro diye bir kavramın varlığını anlatan, kabul ettiren bir insan değil mi Muhsin ya, Ertuğrul? Vefa Lisesi mezunu bir genç Muhsin Ertuğrul. Evet, ailesinden tiyatro sevgisi almış, tiyatro oyunları seyretmiş. Yani 1910'a kadar, yani Burhanettin Tepsi'nin ve arkadaşlarının oluşturduğu kumpanyada tiyatro olgusunun içinde bir oyuncu olarak bulduğu güne kadar Muhsin Bey tiyatroyu yakından tanıyan bir insan aslında. Ama takip eden. Bir akademisyen değil, bir kuramsal büyük bir yazma eyleminin içinde de olan bir şey değil. Yani tiyatro onu her şeyin içine yönlendiriyor. Buradan her şeyin içine derken tabii tiyatro ve sinema adına tiyatro dünyası. Ve bir sürü ilke de o imza atıyor. Evet. Birkaçını sayalım mesela. Yani Türk tiyatrosu bugün eğer kadın oyuncu sorununu çözmüşse bunun arkasında Muhsin Ertuğrul yatıyor. Ama bunun arkasında Muhsin Ertuğrul yatarken elbette İzmir'de 31 Temmuz 1923 günü akşamı Ceza Kanunu piyesinde Sacide rolüyle Bedia Muayit'in sahneye çıkması Muhsin Ertuğrul'un bir anlamda arkada gölgede kaldığı bir durum gibi bu. Fakat Mustafa Kemal'in öngörüsünün ve kadına, laisizm adına, kadının toplumda yer edinmesi adına o dönemde yürüyüp giden, asla düşünülmeyen bir tartışmayı bıçak gibi kesen bir eylem bu. Ayrıca okul anlamında da, konservatuar anlamında da aslında Cumhuriyet'in değerleriyle ne kadar birebir bir şey Muhsin Ertuğrul'un. Kadınla erkeğin birlikte bir oyun seyredemediği bir toplumda 31 Temmuz, dahası 29 Temmuz 1923'te Muhsin Bey'le, pardon, 29 Temmuz 1923'te Hisse-i Şaiya'yı seyretmeye gittiğinde Muhsin Bey Latife Hanım'la bir Mustafa Kemal Latife Hanım'la birlikte seyretmeye gittiğinde bir haremlik selamlık yapılmıştır. Harem selamlık yapılmıştır. Ve aradaki perdeyi kaldırtıyor. Ben Türk kadınını ve Türk erkeğini birlikte görmek istiyorum diyor. Bu yönde aslında İzmir çok başka bir deneyim de başlangıcıdır. Hı hı, yaşamış çünkü oluyor. 1900
Şubat 1909'da İzmir'de dönemin İttihat Terakki'nin gençlik kadroları ve subaylar İzmir'de spor lig kulüp tiyatrosunda kadın ve erkek birlikte oyun seyretme girişimleri var. Bu girişimlerle ilgili bir baskın denemesi yaşanmıştır. O nedenle uzun dönem kadın ve erkeğin bir arada İzmir'de de, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle bir olanak olmamıştır. Ama Mustafa Kemal ve Muhsin Ertuğrul, ki Muhsin Bey'in de yazılarında bu çok yakındır. Daha sonra 1923 sonunda Muhsin Bey çok önemli bir deney yapar İstanbul'da. Veda Muayit'le Nehir'e Nehir'i sahneye çıkarır. Yani ve bu oyunda iki kadın karşılıklı olarak oynarlar. Desdemona'yı oynayan Bedia Muayit'in karşısında Nehir'e Nehir vardır. Evet. Ve bütün bu süreç Türk tiyatrosunda hiç farkına varmadan gerçekleşen bir devrimin yansımasıdır. Bir de gerçekten birazcık konservatuvardan da konuşalım. Çünkü o da bir ilk aslında. Karl Ebert başına geliyor falan ama Muhsin Ertuğrul'un da burada çok büyük emekleri var. Canım, bu insanları, Karl Ebert'i ve buraya bu insanların çağrılışını, evet, dönemin Güzel Sanatlar Genel Müdürleri, işte Mustafa Kemal'in önerisi ve bunlar geçerli. Ama bu insanları kim tanıyor? Muhsin Bey tanıyor. Muhsin Bey 1917'de İstanbul Boğaz'da denizci askerdir. Bir deniz eridir. Ama kimin görevinde ne iş yapıyor? Bir İstanbul'un o dönemdeki işgal kuvvetlerinin ve devamında korumayı sağlayan Osmanlı donanmasının yönetiminde olan Alman subaylarının çevirmenidir Muhsin Bey. Muhsin Bey Almanca biliyor. Evet, Fransızca nereden? Biliyor değil mi? Vefa Lisesi'nden Fransızcası biliyor ki. Sonra gidip Rusya'da Rusça da öğreniyor. O daha sonra, ama Almanca bugüne kadar biraz hep soru işaretiydi. Ama benim araştırmalarımla birlikte ya da benden önceki kuşaklardan da bilenler var bunu. Onu hiçbir zaman yadsımayalım. Muhsin Bey'in annesi, yani babası İbrahim Bey, ikinci eşi Alman asıllı Werdrich Fatma Hanım'la evleniyor. Evet. Ve Werdrich Fatma Hanım evde çocuklarıyla, ki 6 tane çocuğu oluyor ikinci eşinden Muhsin Bey'in. Muhsin Bey'in babasının. Evet. Ve o süreçte bu döneme ilişkin ipuçları ortaya çıkıyor. Muhsin Bey Almancası gayet mükemmel. Hem o dönemdeki komutanlara Almancasıyla yardım ediyor, hem de Almanya'ya gidiyor. İlk tiyatro gözlemlerini 1917 ve 18 yılı başında 3 ay süreyle orada kalıyor. Orada yapıyor. Daha önce de Fransa'ya gitti. Fransa'da, Paris'te bütün o dönemin tiyatrolarını tanıdı, yakındı. Son derece dünyaya açık bir insandan. Tabii bunu yabancı dilin bilgisinin de getirdiği bir özgüvenle rahatlık de yapıyor. Rahatlık var tabii. Evet. Tabii. İlk çocuk tiyatrosunu da okuruyor mesela. Bu da çok önemli değil mi? Elbette. Tabii 1925'te Sovyetlere gittiğinde 25-26 dönemi içerisinde 27 yıl başında İstanbul'a dönecektir Muhsin Bey. O dönemde Rusya'da yaptığı gezilerle, izlenimlerle ve Meyerhold'un yanında olan çalışmalarla bu dönemin tiyatrosuna ve sinemasına ilişkin gözlemlerde Muhsin Bey çocuk tiyatrosunun farkına varıyor. Ve gelip zaten Darbedai dergisinde, sonraki adıyla da Türk Tiyatrosu dergisinde çocuk tiyatrosu ile ilgili yazılar yazıyor ve uygulamalarını Küçük Kemal'i görevlendiriyor ve onunla birlikte böyle bir sürecin tamamlayıcısı oluyor. Yani Muhsin Bey Türk tiyatrosunun, az önce de söyledim, bir kurucu babası. Düşündüğümüz hemen her konuda, yani seyircinin eğitimi, yani daha Cumhuriyet başında da bu aynı, içeride sigara içilir, fıstık çekirdek belli denir. Bir saatte bile başlamazmış oyunlar, evet, değil mi? Evet, evet, oyun düzeni açısından, oyun izleme görgüsü açısından Muhsin Bey bir şeyler yayınlıyor. Eski dille söyleyelim, talimatnameler, uyulması gereken kurallar yayınlıyor. Evet. Ve bunlar bu insanları, bizim insanımızı eğitiyor. Bugün hiç böyle bir sorunun olduğunu aklımıza bile getirmeyiz. Evet, yani yeni kuşaklara bunu söylesek
ya olur mu canım, ne diyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz diyebilirler bize. Toplum tabii buradan buraya gelirken bunu... Önciler var işte, evet, önciler evet, var. Evet, evet. Muhsin Ertuğrul tam bir önce. Bazı dirençler gösteren, evet. Dirençler gösteren. Yani bunu Mustafa Kemal'e de göstermiştir. Hı-hı. Yani hı-hı. Oyuna geç kaldığı için Mustafa Kemal'in perde arasında bekleme olgusu çok canlı bir örnektir. Evet, evet, müthiş. Bu ve bunun gibi birçok bilgiyi içeren bir kitap Muhsin Ertuğrul kitabı. Sizin de yazınız var burada çok detaylı bir şekilde. Şunu söyleyerek kapatalım. Ağzınıza sağlık. Çok bizi bilgilendirdiniz. Muhsin Ertuğrul'un bir lafıyla kapatalım isterseniz. Bence Cumhuriyet'in 100. yılı içinde çok güzel. Bu sanat kolunun toplumun yüreğinde çiçekler açtıracağına inandığım için bu tutkuyu duydum ve hissettim diyor. Gerçekten tiyatronun önemine, bizim yüreğimizde çiçekler açtırmasına inancımızı tazeleyerek kapatalım. Söyleşilerimiz sürecek. Çok teşekkür ediyoruz Eftal Bey. Görüşmek üzere.